Girişimci değer yaratmaya odaklanır, tüccar para kazanmaya odaklanır. Girişimcilik sizin böyle içinizde varsa, genlerinizde varsa bir şekilde o er geç ortaya çıkıyor. Hayal etmeyi bilmiyoruz aslında. Bizim okullarda müfredata hayal etme dersi koymamız lazım. Girişimci kafası diye bir şey var. Böyle bir şey var yani. Hani buna sahip olup olmadığınızı anlamak lazım. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Herkese merhabalar. Yatırım Finansman'ın YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Hayata Değer Katanlar programımızda bu bölümde girişimciliğe değer katan bir isim bizimle birlikte. Big Chef'in hem kurucusu hem CEO'su Gamze Cizreli. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel sizle burada yeni yılla beraber birlikte olmak. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Hem İyi ki kabul ettiniz. Hayata değer katanlar ve girişimciliğe değer katanlar diye başladığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle ama Gamze Cizreli ismiyle artık girişimcilik böyle birlikte anılır oldu. Evet, evet. Bir de kadın çok az olduğu için özellikle ne yazık ki ülkemizde hala aslında dünyada da öyle daha gidecek çok yolumuz var diyorum kadın girişimcilerin artması için. Herhalde az olduğumuz için de biraz daha fark edilir olduk diye de düşünüyorum. Ama siz yol açıyorsunuz. İnşallah sizin de belki gösterdiğiniz yolda önerilerinizle beraber yeni kadın girişimcilerimizle İnşallah. Birlikte olacağız. Şimdi sizin ben yolculuğunuza çıkmak istiyorum. Evet. İlk yatırımınızla başlayalım. Böyle bir Ankara'ya doğru isterseniz bir uzanalım. Evet. Nasıl başladı hikaye? Şimdi ben aslen Anadolu'lu, Diyarbakırlıyım. Diyarbakır, ailem Diyarbakırlı. Ben de yani tamamen oralıyız. Fakat benim eğitim hayatım Ankara'da geçti. ODTÜ işletme. Daha önce babamın görevi nedeniyle Konya'da bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra Ankara. Ve sonra uzun bir süre Ankara'daydım aslında. Onun için de herkes beni zaten Ankaralı olarak bilir. Hı hı. Ankara ODTÜ işletme sonrası bir kurumsal hayat deneyimim var 3 sene kadar. Fakat sonra belki bunu daha sonra da anlatmak istiyorum. Hani girişimcilik sizin böyle içinizde varsa, genlerinizde varsa bir şekilde o er geç ortaya çıkıyor. Benim de bu karnımda kelebeklerin uçuştuğu yıllar. Ben işte bir savunma sanayi şirketindeydim. Çok çok da iyiydi aslında maaşım, çalışma şartlarım, yurt dışında eğitimlere gidiyordum. Ama bunun beni tatmin etmeyeceğini anlayarak tüm engellemelere rağmen yani ailem girişimci olmamı hiçbir şekilde desteklemedi. Etrafımda kimseden destek almadım. Yapamazsın diyenler oldu. Yapamazsınlar işte yani onlara rağmen yapamazsın sen bu işi bilmiyorsun ailede kimse yapmıyor. Ki bir de bizim sektör ne yazık ki çok da o yıllarda makbul bir sektör değildi girmek için. Özellikle eğitimli insanların, eğitimli ailelerin çocuklarının bir restoran kafe açması... Ya kızım meyhaneci mi olacaksın, çay çorba mı satacaksın, bunun için mi bu kadar eğitimler aldın? Hep onlarla çok karşılaştım. Hiç kimse, yani eski şirketimdeki çalışma arkadaşlarım ki aynı jenerasyonuz, o bile kızım bu iş bırakılır mı dediler yani. Evet. Evet, hakikaten neredeyse yani dolarla maaş aldığımız bir Türk-Amerikan ortak savunma sanayi projesinde bütün onları bırakarak, bir girişimcilik hikayesi. Risk tabii aldığım bir banka kredisiyle aldığım bir araba vardı. Tipo. Belki o yılları hatırlarsınız. 90 Fiat Tipo. Onu satarak bir şey yaptım yani işte ilk yatırımımın finansmanını o krediyle aldığım arabayı satarak iki ortak girdik Ankara'da 93 yılında. Yine bu sektör. Ankara'daki ilk kafeyi açmıştık kafemiz. Sonra işte 2005 yılına kadar bu güzel devam etti. Ankara'ya pek çok marka kazandırdık. Sonra ortaklık bozuldu. İşte bir takım sorunlar yaşadık ve benim ondan sonra ikinci girişimcilik hikayem yani Big Chefs evet. başladı işte. O da 2007 yılının bakın 14 yıl olmuş aslında çok... Hani ben daha böyle çok hızlı geçti gibi geliyor ama 14 yıl epey de olmuş aslında evet. yani. Şimdi isterseniz o ilk yatırım sonrası Gamze Cizreli ben bu işten para kazanırım. Ben bu iş hayatımın işi ve buradan o az önce bıraktığınız konforun dışına çıkıp bu işi götürebilirim dediği zamana yavaş yavaş geçelim isterseniz. Evet. Ama bu da kolay olmamış anladığım kadarıyla çünkü hani çevrenin olan bazı engellerini anlattınız evet. ama finansmana ulaşmak da zor. Evet, o finansmanı nasıl sağladınız? Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Ya biz ülke olarak ben onu söylüyorum. Benim etrafımda, şimdi çocuklarıma falan da bakıyorum. Ya hayal etmeyi bilmiyoruz aslında.
Bizim okullarda müfredata hayal etme dersi koymamız lazım. Ya hayal, yani hayal etmek dediğim hayalperestlik anlamında değil. Yani bir hayal kurarız. Bu bir iş, bir girişim. Bir geleceği inşa etmek için önce hayalini kuracaksınız tabii ki. Evet. Ben hep çok hayal kuran biriydim çocukluğumdan beri. Şimdi ilk o konfor alanımı bırakıp da bu işleri kurmak... Çünkü ben aslında biz biraz önce söylediğim gibi Diyarbakırlı bir ailede bir Mezopotam... Bizim sofralarımız çok büyüktür, geniştir, kalabalıktır. Evet. Yemek için yaşarız biz yani. Yaşamak için yerlerden... Sofra bir kültürdü ama sofra, değil mi? Kesin. Yani sofra yemek için oturulmaz sadece. Yok tabii ki kültürdür, paylaşımdır. Bir araya gelmektir. Bir araya gelmektir, ailedir, dostlardır, sevgidir. Yani onun altında çok büyük bir şey var. Kültür derin var. Bir kültür var. Aslında bende de öyleydi. Ben misafir ağırlamayı çok seven bir kültürden geldiğim için ben bunu mesleğim yapmak istedim. Hmm. O konfor alanından çıkmam aslında onunla başladı. Evet çok zorlu bir süreç. Tamam, yıllardır. Güzel de istiyorsunuz da para yok. Para yok. Şimdi aslında ben söyleyeyim. Bakın benim o yıllarda paraya ulaşmamın tek yeri banka. Yani ya aileden para alacaksın. Aile zaten ilk girişimini desteklememiş. Her şeyini kaybetmesin, ikinciyi destekleme şansı yok. Zaten rahmetli babam doktordu. Kendi yanında kavrulan bir akademisyendi. Yani zaten onların öyle bir verme şansları da yoktu. Çünkü herkes de şöyle bir genelde bir yargı yani bir fikir oluyor. Param varsa girişimde olur. Aslında şimdiki girişimcilerin işi daha da kolay. Şimdi ya da melek yatırımcılık diye, çünkü girişimcilik diye bir ekosistem oluştu. Melek yatırımcılar var, KGF kredileri var, COSGAP'ler, KOBİ'ler yani pek çok. Aslında onun altında benim tek şansım bankaydı. Ve ben banka gezerek aslında teminat, çünkü Türkiye'de de dünyada da bankacılık sistemi tamamen teminatı ve ipoteğe dayalı kredi alınarak yapılıyor. Ben bunu olmadan sadece fikrimi... İkna ederek önce bölge müdürünü Gamze sonra bank... Gamze çizleri daha bilinmiyordu. Bilinmiyor yok ya, Ankara'da kendi yanında kavrulan bir daha önce kafe yapmış. Bir kadın geldi. Ama işte bir şey hep ben gençlere de söylüyorum. Hafta sonu da bir gençlerin çok yoğunlukta olduğu bir konferansa konuşmacıydım. Bir işi iyi bileceksiniz. Şimdi benim tabii bir avantajım vardı. Daha önceki girişimcilik dönemimde yani 93'ten itibaren 2007'deki bu ikinci girişimcilik dönemime kadar 14 yıllık aslında büyük bir know-how'um vardı, bilgim vardı. Daha önce yarattığım Ankara'daki kafe, restoran markalarıyla. Dolayısıyla bir banka müdürünü veya bana yatırım yapacak bir yatırımcıyı ikna etmem daha kolaydı. Onun için ben gençlere diyorum ki bilgiyle donatın kendinizi, yatırım yapma, yani girişim yapmak istediğiniz işte önce gidin başkasının parasıyla deneyim kazanın, aha, o işi iyice öğrenin. Ondan sonra çıkın diyorum. Şimdi yatırıma, daha doğrusu sermayeyi buldunuz, krediyi evet, aldınız. Bu işe dönüştü ve başarılı oldu. Dönüm noktası nerede Gamze Hanım? Onu merak ediyorum. Yani Ankara'da o iş 2007'de, Big Chef'le başladı. Evet, 2007'de Big Chef'si banka kredisiyle açtım. Tamam. 2009'a kadar Ankara'da 4 şubeye ulaştım. Şimdi bak her ama... şeyini kaybetmişsin. Artık otur, ilk yerde başarılı olmuş. Niye hala ikinciyi açıyorsun, kredinin limitini bir artırıyorsun? Diğerleri de mi krediyle? Tabii işte birini bitirir gibi oluyorum, biraz limiti artırıyorum, ikinci de krediyle, biraz daha limiti. Yani bu bir başka bir ruh hali. Hmm. Girişimci kafası diye bir şey var, böyle bir şey var yani. Yani buna sahip olup olmadığınızı anlamak lazım. Bir de sınırı benim, da yok galiba. Evet, bir gençlere diyorum ki hep kendinize bir ayna tutun diyorum. Yani bu ruh sizde var mı yok mu? Çünkü bu doğuştan gelen bir şey. Ki en son bir makalede de okudum. Bu Gallup diye bir uluslararası araştırma şirketinin CEO'sunun bir yazısı vardı. Hatta hani ulaşıp da belki daha detaylı bilgiye de o makaleyle ilgili, rakamlarla ilgili ulaşabilirler eğer ilgilenen, merak edenler. 4000 tane girişimci üzerinde bir araştırma yapılmış. Amerika, Almanya ve Meksika'da ve bunun direkt doğuştan gelen yetenek olduğunu, aynı spor gibi, sanat gibi, IQ gibi. Ve diyor ki orada, keşke bu daha genç yaşlarda aynı spor, sanat gibi ortaya keşfedilse ve dünyaya star girişimciler, Türkiye, o zaman dünyadaki ekonomik değer, çünkü bugün bir sürü girişimcinin yarattıklarıyla dünya çok bambaşka bir yerde. Tabii. Biliyoruz yani teknoloji anlamında, pek çok anlamda. Dolayısıyla bunun da doğuştan gelen bir yetenek olduğunu, yani bir özellik olduğunu özellikle söylemeden geçemeyeceğim. Onun için de herkes girişimci olacak diye de bir
Kural yok. Kural da yok. Kurum varsa içinizde o ruh, yenilikçilik varsa bir kurum içinde de kurumsal hayatta da yapabilirsiniz. Sivil toplumculukta da, aktivistlikte de yapabilirsiniz. Onun için de insan kendisi bir ayna tutsun diyorum ve şeye geçiyorum. Dönüm noktası. Şimdi 2007'de kurdum. 2009'a kadar dediğim gibi banka kredileriyle belli bir noktaya 4 tane. Fakat ondan sonra Ankara yetmemeye başladı. Ankara dar gelmiyor. Evet, dedim ki yani yerel markayım, ulusal marka olmanın tek kuralı var, İstanbul'a geleceksiniz. Hmm. İstanbul her ne kadar başkent Ankara'da da olsa ticaret, uluslararası kapılar orada açılıyor. İstanbul'a hani gelmem lazım dedim ve bence markanın da dönüm noktası, benim de kendi hayatımın dönüm noktası İstanbul'a gelme kararı ve şimdi de hala ortaklığını yaptığım YKM mağazalarının, işte Türkiye'nin ilk aslında department store dediğimiz çok katlı mağazacılığın işte üçüncü nesli yönetim kurulu üyesi sevgili Saru Antan'ın bir Ankara ziyaretinde tamamen YKM için geldiği bir ziyaretti. Bir öğle yemeğini bizim şubelerimizden birinde tamamen tesadüf. Oradaki bazı müdürü ya Soran Bey, İstanbul'da olmayan çok güzel bir markamız var. Bir Gamze Hanım'ımız var. Ankara'da çok severiz. Hepimiz bir şey. Bir tanışalım. Size tanışma, ben o gün yokum. Geliyor yemek yiyor. Sonra bana ulaşıyor başka bir ortak dostumuz vasıtasıyla. İstanbul'a ben size ortak olabilir miyim? Konseptinizi çok sevdim, çok etkilendim diyerek. Sonra biz işte İstanbul'a gelirken ortak olarak geldik 2009 Kasım ayında. Evet, o dönüm anı oldu. Hem markanın hem kesinlikle belki de Gamze'cizlerin. Etiler'deki o köşedeki Big Chefs bugün Nispet Caddesi bugün yani 73 şube, 7 ülke, 4000'e yakın çalışan tamamen yani tabii ki Ankara'da çok iyi tohumları atılmış bir markaydı ama o önünde kuyruk oldu. Nispeti Caddesi inişe geçmişti, tekrar canlandı. Hatta gazetelerde haberler yazdı. Caddenin kaderini yeniden inşa eden kadın falan diye böyle pek çok. Ve ondan sonra ödüller aldı. Orada işte galeriler vardı çünkü değil mi ağırlıkta? Evet, evet tabii. Otomobil yani galeri. Sonra işte Kagider'in yılın kadın girişimci ödülü, Ekonomist dergisinin yılın girişimci ödülleri falan. Sonra arka arkaya müthiş bir yükseliş hikayesi sonrası. Gamze Hanım şu dikkatimi çekiyor. Yani siz yatırım almayı tıpkı şu an belki günümüzdeki o melek yatırımcıyla evet, girişimciler daha da büyüyorlar ya. Aslında onun gibi bir hikaye. Bundan kesin da hiç böyle gocunmamışsınız. Büyütmek için yeni yatırım almaya. %100. Bu çok güzel bir bakın, nokta. Bakın bu biz şimdi girişimcilerin bir hatası var. Veya girişimci demeyeyim ama bu yeni yeni değişti ama özellikle böyle hani Anadolu'daki iş insanlarının, benim de var öyle arkadaşlarım. Küçük olsun benim olsun. Ben ortaklık ise ben mesela ortaklığa çok inanan açıksınız biriyim. Çünkü tek başınıza yani yeni bir vizyona ihtiyacınız var. Zaten sadece kapital değil. Her ortak aslında ben işte önce Saruhan Bey'le ortak olduk. Sonrasında 2016'da bir private equity aslında bir Avrupa merkezi Taksim Kapital bizde bir ortak oldu. Yani dolayısıyla ben aslında iki tur bir ortaklık, hala da hem private equity içeride hem Saruhan Bey ile biz birlikte yolumuza devam ediyoruz. Hepsi farklı bir vizyon getirdi. Hem yani çünkü girişimciler bazen körleşiyoruz içeride. Böyle markaya aşırı bağlanıyoruz. Hani çocuğunuz gibi böyle aşırı hatalarınızı görmüyorsunuz. Bir kafanızı kaldırıp göremiyorsunuz. Aslında size ayna tutuyorlar. Markaya ayna tutuyorlar. Ben doğru sınırları konulmuş, bütün ortakların görevlerinin belli olduğu, iyi bir ortaklık anayasası kurulmuş ortaklıkların çok doğru olduğuna inanıyorum. Ben buna çok inanan biriyim. Bütün girişimcilere de tavsiye ediyorum. Peki şimdi herkesin hayatında var yani inişler çıkışlar. Ekonomide de var. Bizler var de her gün olmaz anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir düz çizgi yok. Hayatın belki de güzelliği böyle. Kimi zaman başarısızlıklar da oluyor. Kimi zaman çok güzel günlerimiz de oluyor ama bazen hani düştüğünde kalkmayı bilmenin önemli olduğu, devam etmenin, hani vazgeçmemenin önemli olduğu hep söylenir. Gamze Cizreli'nin hayatında böyle anlar oldu mu? Olmaz mı? Şimdi bir kere zaten ilk girişimcilik döneminden sonra her şeyi kaybettim. İşte banka kredisi, Big Chefs'i kurduğum bir dönem oldu. Ondan sonrasında hatalı yatırımlarım da oldu. Yani işte bir
bir dürüm işine girdik, bir daha fast food işine girdik. Mesela biz onu hani Türkiye'de biz ne bileyim işte tandır yaparak biraz daha farklı ürünlerle, farklı ekmeklerle yapalım dedik. Biraz böyle benim Amerika'da beğendiğim bir markayı biraz da ilham alarak yaptık ama uymadı. 4-5 tane şube açtık. Baktık ki çok para kaybediyoruz. Biraz denedim. Zorladınız. Denedik, zorladım. Konsept değiştirdik. Dekorda mı hata var dedik, üründe mi hata var dedik, ne yapıyoruz falan. Yani bir sene denedikten sonra ondan sonra o kolluğu kesip o işi bıraktım. Yani aslında hani biz aslında hep söylüyoruz asla pes etmeyin. Aha. İşte şöyle böyle hani böyle lafla. Yani bir yerde de tabii ki mutlaka iniş çıkışları olacak. Denemek lazım ama hani kanayan kolu da yani kangren olmuş. Önce o yarayı kanayan kolda biraz tedavi etmeye çalışırsınız. Ama baktınız ki artık kangren olmuş. Onu da kesmek lazım. Evet, bence Big Chef'in ve Gamze Cizreli'nin hikayesi sadece böyle bir işte girişimcilik, sadece bir işte güzel bir iş kadını hikayesinden ziyade, başarılı olmuş bir iş kadını olmasından ziyade bir kendisinin de bir değer kattığı alan var. Yani programın işte adı Hayata Değer Katanlar. O yüzden Gamze Cizreli bugün bizlerle. Böyle iyi ki yaptım dediği Gamze Cizrel'in o kendi kattığı değerlerden neler var acaba? Ya şimdi ben hayatın hani çok da söylediğim bir söz, Yunus Emre'nin bir sözü var diyor ya, bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz diyor. Özellikle bu pandemi bize bunu daha çok öğretti. Hani komşusu açken tok yatan, yani biz bu pandemiden de bütün dünya, ülkeyi, önce ülkemiz, komşumuz, kendimiz, yakın çevremiz, sonra ülke, sonra dünya el ele vererek çıkacağız. Yani dolayısıyla aslında biraz topluma artık vermem gerektiğini, zaten ben böyle 2015-2014'ler zaten hep aktif çalışıyordum ama özellikle son dönemde 2018 yılında başlattığımız, işte bakın 4 sene neredeyse olacak, Toprağın Kadınlarından Sofralara diye bir projemiz var. Aslında bunu bir proje olarak da nitelendirmek istemiyorum. Şöyle ki yeni kadın girişimciler yaratmak üzere çıktığımız bir yol. Çünkü bizim zaten tedarik, biz ürünleri, ham maddeleri alıyoruz ve sizlerin önüne güzel tabaklarda getiriyoruz. Bu ürünleri zaten tedarik ediyoruz. Dedik ki Anadolu'da pek çok kadın üreticilerimiz var. Aslında tarımda kadın çok. Yani kadın emeği çok. Kadın, kadın emeği çok ama kadın emeği gözükmüyor. Ve bunlar ürettikleri ürünleri satmakta zorluk çekiyorlar. Ancak kermeslerde, pazarlarda, küçük volümlerde. O da onların hayatlarını çok değiştirmiyor. Dedik ki kadını tedarik zincirine dahil edersek eğer ve bu konuda bir farkındalık yaratırsak yeni kadın üreticiler çıkar. Ve bizim böyle 12 kadınla başladığımız bu serüven bugün yüzü aşkın kadın tedarikçimiz. Yani biz işte kadın kooperatiflerinden Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı vardır, KEDE. Onların da yardımıyla bugün Arı Kadınlar Kooperatifi Amasya'dan nohutumuzu, pirincimizi işte alıyoruz. Soma Kadın Atölyesi'nden sabah kahvaltılarda yediğiniz o şekersiz işte kuşburnu marmelatını alıp pek çok ürünümüzü alabildiğimiz kadarını bu kadınlardan alıyoruz. Onlara mentorluk yapıyoruz. Paketlemelerinde işte yeni ürün geliştim. Yeni menüye gireceğiz. Diyoruz ki bakın kinoa çok yükseliyor. Biz işte tamam bizim siyez bulgurumuz da var ama kinoa dünyada çok tercih edilen bir şey. Bunu Türkiye'de üretebilirsiniz. Urfa'da üretti bir kadın üreticimiz ve biz eskiden Peru'dan dolarla alınan kinoayı artık Urfa'dan alıyoruz. Oradan tedarik. Yani böyle bir harika bir proje çıktı ve ben bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da 2019 yılında tam da pandemi öncesi gidip dünyaya best practice olarak anlattım. Yani özel sektörde nasıl kadını hani tedarik zincirine, supply chain'e dahil ederiz diye. Ve çok büyük ilgi gördü. Hala da biz işte UNDP'nin Business Call to Action programına bu seçildi ve dünyada böyle elimizden geldiğince gidip pek çok platformda anlatıyoruz. Evet, Türkiye'de ve Türk kadın girişimcisini de bir taraftan temsil ediyorsunuz. Şu da güzel, onu söyleyeceğim. Menülerde biz işte bu şuradan gelmiştir, bu kadının emeğiyle o menülerde görüyoruz ya, o da ben tabii tüketici tarafını bizi ayrı bir şekilde mutlu ediyor. Hakikaten o doğal olarak, o organik olarak aldığımızı hissediyoruz. Şimdi dedik ya bu program böyle güzellikler de var, güzel gitmeyen şeyler de var. Bazen kaçırdığımız şeyler de oluyor. Gamze Cizreli'nin ya keşke şu işi de yapsaydım, şu işe de girseydim dediği şeyler var mı? Şimdi bu pandemi tabii hepimizin bir kendimize durup düşünmemizi, öze dönmemizi sağladı. İlk defa hele bu kadar durduk. Sektörü, değil mi? Ya bizim hiç durmaz dediğimiz bir sektör. Bakın ben 93 yılından beri bu sektördeyim, 28 yıl olmuş.
28 yıldır dünyada, Türkiye'de pek çok ekonomik krizler, olumsuz süreçler yaşadık. Hiçbir zaman biz durmadık. Finans sektörü çöktü, bankalar biliyorsunuz neler yaşadık. Biz hep gemimizi yürüttük. İlk defa herkes çalıştı, biz durduk. Biz havacılık ve turizm. Evet, yani kapandınız. Ya 15 ayın 9 ayını tamamen kapattık. 6 ayını da yarım yamalak, akşam 9'da kapat, hafta sonu kapat. Çok inanılmaz. Yani oturup hepimiz şapkamızı önümüze koyup, yani biz burada neyi farklı yapsaydık bugün bizim gemimiz yürüyor dedik. Şimdi ben geriye dönüp baktığımda dijitalleşmeye, paket servise, efendim söyleyeyim işte bu yani yumurtayı farklı sepette, yani sektörün kendi içinde. Bizim tabii ki amiral gemimiz, biz lokasyon ve deneyim sunarak biz devam ediyoruz ama bunu alt birimlere bölebilirmişiz. İşte şimdi bu bulut mutfak, hayalet mutfak dediğimiz ghost kitchenlar ne kadar çoğaldı. Onları zamanında hep okuyordum, bunların daha zamanı var. Ya daha 8-10 sene sonra gelir dediğimiz şeyler bir anda, yani 6 ay içinde önümüze gelince, keşke daha önceden bu paketle ilgili bir alt marka kurup kursaymışım dediğim çok oldu. Yani bunu nasıl öngöremedim, vah dediğim böyle çok zamanlar oldu. Ama bir taraftan ben şunu da görüyorum, geri dönüş de çok hızlı oldu hizmet sektöründe. Rövanş. Rövanş tüketim. İntikam alışverişi, rövanş tüketim ne derseniz. Evet. Siz de aslında şirketle beraber yurt dışına da açıldınız. Evet. Yani biz... bir tarafta keşkeler var ama bir tarafta da hala Gamze Cizrelli'nin böyle yüreğinde ben şunu da yapmam tabii lazım. Burada böyle bir potansiyel ve fırsat var dediği şeyler var. Ya şimdi tabii şimdi yurt dışına da aslında hakikaten biraz önce de söylediğim gibi bir kere çeşitten hizmet ihracatı çok önemli. Biz zaten bunu yurt dışında işte Körfez ülkelerinde varız. İşte Azerbaycan, Kazakistan gibi yakın coğrafyada varız. Şimdi Almanya'da açmıştık tam pandemi öncesi. Frankfurt'ta çok iyi gidiyordu. Hala da şimdi tekrar açıldıktan sonra iyi gidiyor. Şimdi Almanya'da 4 tane yeni lokasyon için anlaşmalar imzaladık. İşte Berlin'de, Düsseldorf'a yakın, bir tanesi Hollanda sınırına yakın. Şimdi bir arkadaşım şu anda işte Amerika'da, Amerika için bir joint venture anlaşmaları yapıyoruz. Yani aslında biz bir yandan bu markayı dünya markası yapmak için, daha da büyütmek için bir kere büyük hala iştahımız, son hız devam ediyor ki pandemiye rağmen de, pandemi döneminde de çok şube açtık. Bir de biz aslında diğer rakip demeyeyim ama diğer bizim tip markalarda olmayan bir şey çok önemli. Biz Anadolu'ya da çok inanıyoruz. Yani biz Kayseri'de pandemi döneminde açtık, çok iyi gidiyor. Denizli'de varız, Eskişehir'de varız. Şu anda Urfa yapılıyor, Mart'ta açıyoruz. Konya'yı açıyoruz önümüzdeki haftalarda. Yani Erzurum geliyor arkadan. Biz Anadolu'nun da büyük potansiyeli olduğuna, özellikle üniversitelerin olduğu şehirlerde. Çünkü biz Türk mutfağını da modernize ederek sonra bizim bir şeyimiz var. Global kelimesini çok kullanıyoruz. Global ve local kelimelerinin biri. Yani diyoruz ki biz think global act local. Yani global düşünürken yerele sahip çık. Hani ben de öyle yerele çok sahip çıkan bir yapım var. Kendim de öyle çok geleneklerine düşkün bir aileden geliyorum. Onun için işte o menülerimizdeki işte o yerel ürünler, kadınlarımızdan tedarik ettiklerimiz, yaprak sarmalarımız, işte onlarla filan biz aslında bütün dünyaya büyümek için, bütün olabileceğimiz ülkelerde var olmak için hala yolumuza devam ediyoruz. Yani biraz dinlendik diyelim. Bir ara verdik, pandemide yeniden dinlendik, gaza kendimizi bir dinledik, öze döndük. Aslında bazı değerlerin ne kadar önemli olduğunu anladık. Aile, işte biraz durup dinlenme, bazı başka şeyler hepimizin ihtiyacı vardı herhalde. Mesela sürdürülebilirliği daha çok konuşur olduk. Gezegenimizin aslında ne kadar değerli olduğunu konuşur olduk. Yani bizim konuştuğumuz pek çok şimdi artık bütün şirketlerin vizyonlarına girdi. Bir dünyanın bir derse ihtiyacı vardı. O dersi alıyoruz hep İnşallah, beraber. İnşallah, evet. Şimdi Gamze Hanım, biraz da yatırım tarafına getirmek istiyorum sizi. Şimdi yatırım finansman Türkiye'nin ilk aracı kurumu. Biliyor musunuz? Ben şöyle biliyorum işte, tabii ben daha 90'larda yeni üniversiteden mezun olduktan sonra, 91'de ben mezun oldum. İşte o zaman böyle ufak tefek, hani böyle borsada falan, o zamanlarda tam böyle tam yeni yükseldiği dönem. Evet. O zaman işte böyle işçi hisseleri falan kendi arkadaşlar. Benim ilk yani yatırım finansmandan bir iki alım vermişliğim vardır. Tabii onun için çok iyi biliyorum. Ki çok daha eski bildiğim kadarıyla ben 90'larda tanıdım ama herhalde 70'lere Evet. Türkiye'nin ilk aracı kurumu yatırım finansman. Onlar da aslında yani yatırım finansmanla teknolojiye çok önem veriyorlar. Bir teknoloji şirketi sadece bir yatırım aracı kurumu değil,
teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyorlar. Acaba Gamze Cizeli yatırımlarını yaparken teknolojiden ne kadar faydalanıyor? Yatırım deyince Gamze Cizeli ne düşünüyor, ne yapıyor? Evet. Merak ederiz. Şimdi teknolojiyi tabii ki kullanıyorum. App'ler var, çeşitli finans kuruluşlarının, bankaların. Yani elimde artık hani eskisi gibi şubelere bankaya gitmek falan artık onlar hakikaten kalmadı. Aslında bu pandemi öncesi de kalmamıştı. Yani son 3-4 yıldır bununla ilgili büyük bir değişim içinde Türkiye, dünyada olduğu gibi. Ben de bunu elimden geldiği kadar kullanmaya çalışıyorum. Biraz böyle eski nesil gibi olsak da artık ama. Şimdi yatırımlara gelince tabii biz girişimciler biraz genelde hani bu büyümeler mutlaka tabii ortakların da bizlerin de katkılarıyla oluyor. Dolayısıyla daha çok kazandığımızı işe yatırıyoruz genel olarak ama onun dışında da tabii ufak tefek yani kendimle çocuklarımla ilgili olan şey yumurtayı farklı sepetlere koyarak çeşitlendirerek bir tasarruf geleneği bir var. Bir tasa tabii ki var. O olmadan olur mu yani? Mutlaka var. Ama mutlaka onu çeşitlendirmek gerektiğine yürekten inananlardanım. Çünkü dönem dönem dünyanın içinde bulunduğu konjüktüre de bağlı olarak belli araçlar yükseliyor, belli araçlar düşüyor. Aslında bunu bir dengede tutarak, aslında hayat hep denge, evet. Hepsini bir dengede tutarak elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu alanda çok fazla sıkıştırmayacağım sizi ama bir soru daha var. Şimdi yatırımla ilgili biz işte diyoruz ki aracı kurumlara danışın, uzmanlara danışın, araştırma bölümlerinden bilgi alın, herhangi bir hisse senedine, herhangi bir yatırım aracına karar vermeden önce. Ama şu da oluyor, her yerde olduğu gibi eşten, dosttan, arkadaştan böyle tavsiye alıp maalesef risk alanlarda çok var. Sizin ben bu hiç, konuda ben tamamen nasıl? Benim çok yani danıştığım kişiler var. Bu konuda tamamen portföyümü yönetenler var. Ben her zaman onlarla birlikte yani işin uzmanlarıyla ilerlemeyi her zaman çok doğru buldum. Yani girişimciyim, risk nasıl alıyorum. Hani işimde nispeten ama ölçülebilir bir risk ama burada öyle eş dost tavsiyesiyle içeriden duymalarla burada böyle olacakmış hadi bunu alalım falan gibi spekülatif şeylerden o hiçbir zaman itibar etmiyor. Yani mutfağı aşçıya bırakmak kesinlikle belki değil mi? Kesinlikle öyle. Şeflere bırakmak burada önemli. Peki Gamze Cizreli'nin ilham aldığı kişiler, ilham aldığı ne bileyim olaylar, anlar hayatında. Gamze Cizreli kimden ilham aldı? Sizden şimdi ilham alanlar var. Kadın girişimciler bir sizi bir figür olarak görüyorlar, benimsiyorlar. İşte hayat hikayenizi hep beraber dinliyoruz. Gamze Cizreli'nin böyle bir ilham aldığı kişi, an var. Yani şimdi ben tabii bu kadın projesiyle özellikle yani ben de bir kadın girişimci olduğum için kadınların Türkiye'de de dünyada da çok kolay olmadığını işte kültürel kodlar pek çok şey var. Bunları atlatsak zaten sabaha kadar buradan çıkamayız. Evet. Onun için özellikle hani Anadolu'daki genç kızlarımıza yaptıklarından dolayı rahmetli Türkan Say'da da çok büyük bir hayranlığım var. O Kardelenler Projesi, Turkcell'le birlikte yaptıkları falan müthiş işler yaptılar. O yani yatılı ilk öğretim bölge okulları kurdular falan. Ona ayrı yani özellikle bu kadınlara o da hep onun hikayesi, kız çocuklarının okuması, kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmemesi, gelin olmamaları için o yaptığı farkındalık çalışmalarına çok hayranlıklı. Bir kere Türkan Saylan benim için çok önemli. Tabii ki Atatürk çok önemli bir lider, çok vizyoner bir lider. Yani onun nutuğu, onun söyledikleri, hani vicdanı hür, o kişi olmak, adaletli olmak, hani bütün bu çalışan yani bir lider olarak aslında nasıl o zor dönemden Türkiye'yi çıkardığını gözlemlediğimizde biz de zor bir dönemden, ya pandemi, ya ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. 100 yıl sonra ilk defa. Evet, aslında bu da bir çeşit şey. Şimdi bulunduğumuz durumlar, iniş çıkışlar, ekonomik, siyasi vesaire pek çok olumsuz dönemlerden geçiyoruz. Hep diyorum ki o bu zor şartlarda başardıysa biz neden yapmayalım? Dolayısıyla aslında iki tane rol modelim var diyebilirim. Peki bir kez daha biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Silah arkadaşlarını, mücadele arkadaşlarını sizin vesilenizle almış olalım. Şimdi tabii şirket büyüyor, yeni yatırımlar, yurt dışına açılma ama yani sürekli bir büyüme hikayesi anlatıyor bana Gamze Cizreli. Büyümeye önem var ama hani biz mesela büyüme rakamlarını da televizyonda anlattığımızda nasıl büyüdük, biz mi büyüdük, o büyüme bana yansımadı gibi çok sohbetler olur. Hani vatandaş tarafından gelen zaman zaman sistemlerde olur. Büyümekten neyi kastediyorsunuz? Sürekli bu büyüme hani nereye kadar böyle bir o büyüme hikayesini biraz dinlemek istiyorum. Bu çok önemli
bir nokta. Bazen hakikaten pandemide de bana söylediler. Yani daha küçükken böyle bir pandemide kapanmaya girseydin çok daha iyi olmazdı. Hmm. Tabii sen büyüdükçe riskleri de çok artıyor. Nispeten işte ekonomik iniş çıkışlardaki kırılganlığınız da artıyor ne yazık. Çünkü sistem büyüyor, tabii rakamlar büyüyor, her şey. Şimdi ben yani büyümeyi seven biriyim yapı olarak. Yani küçük sistemlerdense büyümek. Yani bir kere herhalde büyüdükçe istihdamı artırmayı seviyorum. Yani çalışan ödediğimiz çok arttı. Yani bugün aslında bir banka kredisiyle başlayan küçük bir iş bugün hani 3780 galiba çıkmadan hani 4000'e yaklaşıyor. Şu açtığımız şubelerle falan neredeyse 5000'e falan önümüzdeki yıl ulaşacağız. Yani aslında 300 bin liralık banka kredisiyle kurulan 2007'de bir iş bugün eğer hani böyle 4000-5000 kişilere istihdam ya bir kere istihdamın ben çok istihdam yani çünkü Türkiye'de genç işsiz ne yazık ki çok. Yani aslında dünyada da bu çok artıyor. Hani böyle ev işsizi, ev genci dediğimiz ev genci var. Yani şimdi bu böyle biz hep anlatıyoruz bu sektörün aslında ileriye dönük çok iyi olduğunu. Biz kendi içimizde de biz de komi olarak giren, bulaşık yıkayan bugün şube müdürü arkadaşlarım var. Yurt dışına götürüyor. Tabii müthiş bizde bir akademi var içimizde. Hmm. Yani en alttan şimdi bugün işte Almanya'ya hadi diyoruz ki özel dersler aldırmaya çalışıyoruz. Yabancı dillerini geliştirmeye çalışıyoruz. Kişisel gelişim. İnsan ilişkileri falan yani büyük bir içeride insan kaynaklarıyla ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Çünkü biz diyoruz ki bu sektöre gelin bunu bir kariyer planlaması olarak görerek bugün bizim Almanya'daki bütün ülkenin mutfak şefi, executive şefi ilk Etiler'i açtığımdaki giren ikinci şeydi yani yardımcıydı. O sonra şef oldu, sonra bölge şefi oldu, büyüdü, İngilizcesi çok iyiydi, Almancasını da öğrendi, gitti şimdi orada. Yönetiyor. Euro'yla ciddi de maaşlar oldu hani filan şimdi hiç onları söylemiyorum. Dolayısıyla böyle alternatifler yani böyle şeyler olabiliyor, böyle şanslar olabiliyor. Ben ona çok mutlu oluyorum. Geçen gün buraya gelmişti işte bir arada 2-3 günde. Ya Gamze abi çok iyiyim dedi. Çok mutluyum orada dedi. Ya para biriktiriyorum. Anneme burada aileme gönderiyorum falan. İyi ki kurmuşsunuz bu markayı. Biz de sizle büyüdük falan. Yani bunlar beni çok onun için büyüme. Büyümek demek daha çok kadın girişimci. Kadın daha istihdamı çok kadın, demek değil mi? Kadın istihdamı. Mesela şirkette var mı oran? Şimdi, tabii ki var. Yani şöyle ne yazık ki bu çalışma şartları ayakta kalmadan falan dolayı biraz kadın özellikle şubelerde çalışanlarda çok zorlanıyoruz. Merkez ofisimizde yarı yarıya tam istediğimiz %50. Gibi %50 ama birazcık mutfaklarda falan ben çok pozitif ayrımcılık yapın gelen CV'lerde özellikle mutlaka kadınları alın diyorum. Yine de sektörde en fazla kadın istihdamına sahip bir sektör özelinde en yüksek biziz. Evet, istihdam böyle sadece bir kişiyi işte işe alıp para kazanmak değil. Bahsettiniz onun ailesine dokunmak, tedarikçiler, eşine dostluk. Tedarikçiler, yani bize domates işte bu kadın üreticiler yani bize kuşkonmaz üreten Muğla'nın Yeşilçam köyündeki Aslı o kuşkonmaz üretmek için 20 tane de köydeki kadını çalıştırıyor. Biz ondan bugün 5 mesela 10 şube için 100 kilo alırken 500 şube için tonlarca alacağız yani ben biraz onları da büyüme düşünelim. Derken bu. Yani büyüme aslında biraz herhalde istihdam ve o ekonomik yarattığınız değer. Hı-hı. Aslında çok zor riskimiz de artıyor ama ben galiba onu seviyorum siz diye değer, düşünüyorum. Değer yarattım. Değer yaratmayı aslında zaten girişimci değer yaratmaya odaklanır, tüccar para kazanmaya odaklanır. Böyle bir fark da söyleyeyim. Bugünün sözü de bu olsun burada yani. Güzel manşet oldu. Evet. Bunu tanıtım arkadaşlarımız koyarlar. Evet. Şimdi tabii genç girişimci deyince bizde şöyle oluyor, genç girişimci. Hani 40'ından sonra girişimci ya, böyle biraz soru işareti gibiler ama yine de girişimci olmak isteyenlere çok soruluyordur bu soru değil mi? Evet. Peki Gamze Hanım ben de klasik soru. Girişimci olmak isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Çok yanıtlamışsınızdır ama yine de başka herhalde. Şimdi tabii bugünkü dünya konjonktüründe daha farklı şeyler söyleyebilirim. Şimdi birincisi her zaman söylüyorum, ilk günden de beri söylediğim. Girişim yapmak istedikleri konuyu ne kadar tutkuyla bağlı olduklarını ve ne kadar derin bilgisi olduklarını. Yani bir tane burada bu marka iş yapıyor, bu tostçu iş yapıyor, bu hamburgerci iş yapıyor. Ben de yanına gideyim benzerini açayım filanla artık taklitlerle girişimci olmak artık çok zor.
Çünkü sistem büyüdü ve artık büyüklerin küçükleri veya market liderliğinin küçükleri artık yaşatma şansı olmadı. Onun için yeni bir şey söylemek lazım. Hangi sektörde? Ben hani kendi sektörümde hala yapılacak şeyler var, konseptler var. Denenmemiş hala. Var bir mı? Var, kesin var. Yani ben görüyorum hani böyle ve hakikaten yapıp da başarılı olanlar da var. Onları da görüyorum. Dolayısıyla yeni bir şey yapmaları lazım. Doğru takım arkadaşları kurmak lazım. Bugün eskiden ben banka kredisi alarak ileriye dönük ödeme planıyla bu markayı kurdum. Sıfır sermayeli. Ama bugünün şartlarında bu biraz daha zor. Çünkü artık öngörülemeyen işte bir pandemi oldu, kapandık. Hı hı. İşte şu anda yüksek bir enflasyonla baş etmeye çalışıyoruz, artan ham madde fiyatlarıyla. Dolayısıyla aslında biraz borçlanmayla ortaklardan veya eşten dosttan öz kaynağı biraz dengeli artık kullanmak lazım. %100'ü tamamen krediyle falan ileriye dönük ödeme planıyla çok kolay bir iş değil. Bugünkü şartlardan bahsediyorum. Dolayısıyla yani biraz hani o dengeyi kurmak lazım. Doğru takımı kurmak lazım. İşi çok iyi bilip tutkuyla ve de çok çalışmak lazım. Ben var ya yani sabah 6'da kalkıyorum hala. Artık rahatlamadınız mı? Yok, mümkün. Yöneticileri... Aslında tabii çok kurumsallaştık ama yine de bu sefer de işte yeni pazarlar, yenilikler, bir de hani dünya çok hızlı değişiyor. Avrupa'ya, Amerika'ya açıldığınız dönemde de dünyadaki yenilikleri takip etmeniz lazım. Menüyü yenilemeniz lazım. İşte ne bileyim sürdürülebilirlikle ilgili yeni şeyler konuşmak lazım. Yani ekibi motive etmek lazım. Hala yani herhalde günde yani kafam da sürekli meşgul olarak sabah işte 6.30'da kalkıyorum, akşam saat 9-10'a kadar aralıksız kafamda hep projeler, hep yani böyle bir şey. Bu böyle yani girişimci olan bu böyle yaşam tarzı oldu. Evet. Kadın girişimciler ve kadınlarımız diyeyim, o başlığı da açayım, sonra yavaş yavaş 2022'ye dönük ben mesajlarınızı almak isteyeceğim, öyle veda edelim. İfade ettiğiniz kadınlarımızın... aslında istihdamda, çalışma hayatında daha fazla olması gerekiyor. Maalesef bizim kadınların istihdama katılım oranı yani yarı yarıya neredeyse tabii, erkeklerin. Tabii. Çok düşük. İşte Almanya'da baktığımızda belki bu kafa kafaya ama bizde maalesef çok gerideyiz. Nüfusumuz aynı olsa bile eğitim hayatında kızlarımızın okunması, okula gitmesi, onlara destek vermemiz çok önemli. Aslında yapacağımız daha çok şey var. Sizin de bahsettiğiniz gibi ve kadın girişimciler bu başlıklar altında neler söyler? Ya tabii bizlerin daha çok konuşup işte ne güzel çok teşekkür ediyorum çağırdınız, sohbet ediyoruz. Bizlerin daha çok rol model olma, ben elimden geldiği kadar onun için gidip anlatıyorum. Biz evet biz ben Kagider üyesiyim, orada da çok aktifim, Kadın Girişimciler Derneği. Biz de işte yanındayız derneği, yeniden biz derneği, kadınlarla ilgili çok ama biz burada erkekleri de yanımıza almamız gerekiyor. Hani he for she var ya, evet, çok önemli. Yani önce bizim buradaki kültürel kodları. Çünkü kadını okula göndermeyen, kızı okula göndermeyen babası, abisi. Önce onların mentalitelerini değiştirmemiz lazım. Yani biz erkeklerle birlikte, bu bir toplumsal dönüşüm aslında, kültürel dönüşüm. Hani ben bunda elimden geldiği kadar, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yani burada devlet, STK'lar, özel sektör... Hepimiz el ele vererek, bu başka türlü olmaz yani bunu. Onun için de zaten kadın, yani düşünsenize toplumun çalışılabilir yarısı ekonomiden uzak. Ve bu aslında ekonomik büyümeyi konuştuğumuz, ekonomik refahı konuştuğumuz bir günde ne kadar yanlış bir şey. Ya tüketiyor, üretmiyor, tüketiyor. 28 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında eğitim de almış olanlar tüketiyor. Efendim benim eşim çalışmamı istemiyor. Hepimiz, ben de iki tane erkek çocuğu büyüttüm. Bir tanesi şimdi işte 26-27 yaşına giriyor. Öbürü 19 yaşında. Bu yoğun tempoda çıktılar ortaya. Yani çalışma hayatı hep birlikte, işte annem yardım etti falan, hep birlikte. Yani Türkiye'de bu işler tabii ki işte kreşlerin artması gerekiyor. Pek çok yan destek olması gerekiyor. Ama hani buna bir niyet eder kolları sıvarsak, bunun üzerinden, üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Ya o kadar enteresan bir rakam var ki, eğer dünyada kadın erkek istihdamda, ekonomide eşit şartlardan, yani hem maaş olarak, gelir olarak, her açıdan, adet olarak olursa, dünya ekonomisine 2030 yılında bir Çin ve bir Amerika'nın toplamı kadar değer
katabiliyormuşuz. Hı hı. Yani ben bunu Birleşmiş Milletler'in o genel kurulunda duyduğumda gözüm, yani biz hala işte şu nasıl büyüteceğiz dünyayı, bu kadar işte açlık, dünyanın hı hı. pek çok sorunu var, aşıya ulaşamayan ülkeler, bunları konuşurken bir kadının farkı, bir fark, bir Çin'de bir Amerika'nın toplam büyüklüğü, ekonomik büyüklüğü kadar değer katacak, düşünün. İnşallah. Onun için hep birlikte daha çok yolumuz var, daha çok çalışmamız gerekiyor. Peki. Şimdi önümüzde aslında çalışacağımız inşallah evet, sağlıklı, saatli 2022. Bir şekilde 2022 var. Koskoca bir yıl var. Nasıl bir yıl hayal ediyor? Şimdi çok güzel tabii turizm, hizmet sektörü aslında turizme de çok evet. özellikle sizin hizmet grubu, restoranlar, yabancıların da turistlerine çok gelip hizmet aldığı yerler. Nasıl bir 2022 hayal ediyor? Yani 2022'de özellikle bizim sektörde biz tekrar yani bu rövanş tüketimin devam edeceğini düşünüyoruz. Çok özlendik zaten, o da görünüyor. Yani sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada bu işte bir patlama var. Yani 2022 özellikle inşallah hani güzel haberler aldık. BioNTech bizim Türk Uğur Beylerle de en son Özlem bir Özlem Hanım gazetede bir haberleri çıktı. Hani Nisan Mayıs'tan sonra özellikle bu işin iyice hafifleyeceği, varyantları çıksa da bulunan ilaçlarla ve diğer aşılarla birlikte bunun tamamen artık hafifleyerek gideceğini ve ikinci yarıda maskelerden de kurtularak yaşayacağımız müjdesini aldık inşallah. Evet, bu biraz ama alıştık da artık, hadi aşılarımızı oluyoruz. Dolayısıyla ben 2022'den çok umutsuz, yani kendi sektörümüz açısından değilim. Sadece bu artan ham madde maliyetleriyle baş etmemiz biraz gerekecek. Biraz öyle bir sürecimiz var. Ama ben yine de umudumu koruyorum. Hep birlikte el ele vererek bu süreci de aşacağımızı düşünüyorum. Gamze Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi mükemmel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle harika hazırlanmış sorularla. Çok böyle keyifli geçti. Herkese de buradan 2022'nin önce huzur, sağlık, mutluluk, sonra da güzel, bereketli, refah hem ülkemiz için hem dünyamız için iyi bir yıl olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yatırım Finansman YouTube kanalında Hayata Değer Katanlar projemizde girişimciliğe değer katan bir isim Gamze Cizreli bizlerleydi. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.